Değerli izleyenler, canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Bugün çok anlamlı bir gün bizler için. Tabii bir ölüm yıl dönümü ancak sosyal medya hesabında da kendimi ifade etmeye çalıştım çok kısaca. Gerçek liderler asla ölmez dedim. Bunu da yürekten söylüyorum. Kurucu Cumhurbaşkanımız Raif Denktaş'ın bugün ölüm yıl dönümü. Ülke genelinde tabii ki törenler, onu anma, onun felsefesini yapmak istediğini, hedeflerini, kurduğu devletin ilerleyişini, her şeyini bu böylesi bir yıl dönümde anmak, onu hatırlamak, her gün hatırlamak boynumuzun borcu. Bugün benim için her zaman da meslek hayatım içerisinde çok değerli isimlerden biri, çok değerli bir isim, özellikle Kıbrıs diplomasisi. KKTC diplomasisi içerisinde yeri ayrıdır. Çok tecrübeli bir isim. Şu anda Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı, merhum Kurucu Cumhurbaşkanımızın önemli bir mesai yürütmüş. Tarihi günlerden geçmiş. Onun müsteşarlığını yürütmüş. Şimdi ise mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Sayın Ergün Olgun canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi burada görmek güzel. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne demek, içten sağ olun. Şimdi efendim tabii ki önümde eğer konuşabilirsek yani bu BM raporunun bizlerle ilgili ifadesi nedir? Bunu da biraz konuşabiliriz belki. Ya da bu Kıbrıs konusunda ya da perde gerisinde bizim göremediğimiz varsa eminim orada mesai bitmez. Ancak gündem çok olmuyor. Rum Güney Kıbrıs'taki seçimlerin olası yansımalarını ya da bundan sonrasıyla ilgili neler olabileceğini sizi bulmuşken de sormak isterim. Ama önce Denktaş diyelim. Benim meslek hayatım içerisinde efendim, yani ben 2001 yılında aktif muhabirliğe başladığımın hemen karşımıza önce Denktaş Kleridis yemekleri çıkmıştı. De Soto'nun elinde kalem kağıtla ortaya çıktığı fotoğraflar vardı. Ama sizin tabii çok daha öncesi var, onu biliyoruz. Yani o süreçler sonra Annan Planı'nın tetikleyici süreçleri oldu. Ve 2004-2005 yılında Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı, merhum Kurucu Cumhurbaşkanımızın o dönemlerle ilgili yine yanında en yakın isimlerinden birdiniz. Yani ama sizin için önce bireysel olarak Ergün Olgun için Denktaş kimdir? Denktaş nasıl bir insandır, nasıl bir liderdir? Bu sözlerinizi çok merak ederim efendim. Bunun başlayalım. Efendim çok teşekkürler. Yani tabii ki çok genel bir soru ama yani spesifik olarak şunu söyleyebilirim. Denktaş bir misyonu olan kişi. Yani evet. Bir misyon insanı. Yani şöyle anlatayım. İnsanlar hayatlarında önceliklerine göre birçok farklılıkları beraberinde getirir. Evet. Denktaş'ın önceliği seçilmek veya seçilmemek, tabii seçilmek bir araç neticede görevini yapabilmesi için seçimleri kazanması lazım. Yani 4 dönem biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı yapmış. Evet. Yani 85, 90, 95 ve 2000 yıllarında 4 dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış birisi. Ve bu Cumhurbaşkanlığını kafasındaki vizyonu gerçekleştirmek için değerlendiren bir kişi. Şöyle anlatayım. Hayatta bir tek öncelikli hedefi olan birisi. Hmm. O da Kıbrıs Türk'ünün geleceğiyle ilgili olarak gerekli şartları hazırlamak ve Kıbrıs Türk'ünün muhteşem haklarını gözetmek. Ve tabii ki Türk ulusunun, bunun içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kıbrıs bağlantılı çıkarlarını göz önünde bulunduracak bir politika izlemek. Günlük hayatında birçok insan başkaları üzerinden işini yürütür. Sayın Denktaş kendi yaparak işini yürütmeyi seven birisiydi. Yani etrafında bir ekibi vardı ama her zaman için fikirleri oluşturan, o etrafındaki kişilerin her zaman bir adım önünde olan, yani ben de yani Cumhurbaşkanlığı'nın müsteşarı ve en yakın çalışma arkadaşlarından birisi olarak her zaman bizim önümüzde olan bir şahıs oldu. Fikir üretmek bakımından, zaman harcadığı mesai bakımından, yaratıcılık bakımından, hukuk bilgisi bakımından, diplomasi bilgisi bakımından son derece önde olan bir kişilik oldu. Ve önceliği de söylediğim gibi yani hiçbir zaman popülizm yapmak veya
ne bileyim ben işte etrafta görünüp de kendine bir takım krediler çıkarmak değil. O misyonunu gerçekleştirmek, misyonu da Kıbrıs Türk'ünün kendi çıkarını gözetmek doğrultusunda. Dolayısıyla yani benim istisnai bir insandı, onu söyleyebilirim. Son derece çalışkan bir insandı, yaratıcı bir insandı. Yani benim hayatımda Kıbrıs davasına kim en fazla etki yaptı derseniz iki tane isim sayarım. Bunların bir tanesi Doktor Küçük'tür. Ki Doktor Küçük Kıbrıs Türk'ünün laik ve Türk ulusuna bağlılığını, Atatürk ilkelerine bağlılığını öne çıkaran ve yol gösterici rolüyle öne çıkan bir liderimizdi. Onun takipçisi olarak Sayın Denktaş'ı sayabilirim. İki evet. Kişi. Sayın Doktor Küçük bir ön açtı, bir alan açtı Kıbrıs Türk'üne Atatürk ilkeleri çerçevesinde. Bu alanı geliştirip de bugünün koşullarının yaratılmasında en belirleyici rolüyle Sayın Denktaş görüyoruz. Onun birkaç tane yani yapmış olduğu somut Kıbrıs Türk'ü için, bugün için geçerli olan başarısını sayacak olursak bunların bir tanesi 1974 sonrasında nüfus mübadelesi anlaşmasını gerçekleştirmesidir. Bu Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ünün toplanması ve bu toprak üzerinde çoğunluklu bir nüfus haline gelmesini sağlayan bir adım oldu. İkincisi coğrafi ayrım ilkesini 1977'de tescil edilmesi oldu. Bu da son derece bana göre önemli bir unsurdu. Çünkü KKTC'nin devlet olarak varlığının temelinde nüfus ve coğrafya son derece önemliydi. Bu iki adım atıldı. Bunun üçüncüsü de yani şunu söyleyebilirim. Üç tane belirleyici unsur sayacak olursam. Üçüncüsü de eşitlik ilkesinin gerçi 1960 anlaşmaları içerisinde kurucu bir halk olarak Kıbrıs Türk'ünün eşitliği tescil edilmişti. Ama bugünün koşullarında o eşitlik ilkesini KKTC'yi kurmakla Rum tarafının yani eşitliğin gereği, üç tane temel gereği var eşitliğin. Bir tanesi eşit hak, bir tanesi eşit statü, bir tanesi eşit fırsatlardır. Evet. Sayın Denktaş, eşitlik ilkesinin bu üç unsurunu bugünün koşullarına uygulayacak adımları attı. Yani Kıbrıs Türk'ünün eşit statüsü derken karşımızda bir Rum devleti var. Bunun karşısında bir Türk devleti olması lazım. Sadece tarafların bir tanesinin meşruiyetine veya devlet olgusuna bağlı olarak önümüzdeki dönemi Kıbrıs Türk'ünün varlığını korumak mümkün olmadığı için bunun karşısına 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurması son derece önemli bir adımdı. Bu denkliği sağlamak bakımından iki devlet temelinde önümüzdeki dönemde bir uzlaşının bu iki devletin meşruiyetine dayalı olarak gerçekleştirmesini görmesi, bu vizyonu ileri götürmesi bakımından son derece önemli. Dolayısıyla yani üç tane temel başarısı nüfus mübadelesi, coğrafik ayrılım ve Kıbrıs Türk'ünün statüsünün, eşit statüsünün korunabilmesi için, eşitliğinin korunabilmesi için atmış olduğu adımlar o da KKTC'nin kurulmasıyla gerçekleştirildi. Bu bakımdan vizyoner bir lider, mal sahibi, işinin mal sahibi olmak çok önemlidir. Yani bir işin kendinizi onun sahibi ve onun sorumluluğunu üstlenecek noktada görmeniz son derece önemlidir. Bunu yaptı. Fakat kendi içinde Sayın Denktaş'ın bir dengesi vardı. Yani bütün bu misyonerlik görevi, yani dini misyonerlik değil tabii, milli misyonerlikten bahsediyorum. Görevi içerisinde Sayın Denktaş'ın bir de çok enteresan mizah ve kendi hayatı içerisinde kurmuş olduğu bir denge vardı. Mesela saat 10'dan sonra hiçbir toplantıda kalmazdı. Hiçbir yemekte kalmazdı. Ve kendine zaman ayırırdı. Yani ondan sonra gidip yani kendi dengesini kurma yönünde bir zaman zaman sıkıldığı zaman başını alır tek başına korumalarını da haber vermeksizin. Aniden ayrılır. Bir taraflara gider. Kendi arabasını alır. Fotoğraf makinesi her zaman yanında. Ve dolayısıyla yani bir taraftan hayvan sevgisi, bir taraftan bir hobi kendine yaratmış. Bir taraftan kendine zaman ayırma, ailesine zaman ayırma. Kısmen yani ailesine zamanının gerektiği ölçüde olmadığını söyleyebilirim.
Yani ailesine çok fazla zaman ayırmadı. Ama akşamları saat 10'dan sonra evine gidip evinde en azından ailesiyle birlikte olma konusunda da temel bir ilkesi vardı. Dolayısıyla yani Kıbrıs Türk'ünün yetiştirmiş olduğu iki tane liderimiz var. Bu iki lider bize bugünleri hazırladı. Biz bugün bu mirası kullanıyoruz. Bilmiyorum yani bu size bir şey ifade ediyor. Çok şey ifade ediyor. Çok teşekkür ederim. Zaten aslında ikinci sorumu yani bu son bölüme ayırmaya tam kurgular kafamda siz söylediniz. Teşekkür ederim. Çok azıcık açmak isterim. Şimdi tabii kurucu Cumhurbaşkanı bu devletin kurma gerekçesi yani Kıbrıs Türk halkının bir devlet çatısı altında yaşaması ve bu devletin aslında tüm fonksiyonlarıyla yani sağlığı, eğitimi, meclisi, kamu yayıncılığı, ordusuyla bir çok fonksiyonlarıyla bir devlet noktasına çaba harcadı ve tabii son sürece, o anlam planı süresince çok azıcık yorumda katayım. Yani hak etmediği bazı tepkilere de karşılaştı. Dolayısıyla aslında bize doğal bir soru gündeme geliyor ve sizin gibi o tarihe tanıklık yapmış insanlara bunu sorma ihtiyacını her zaman hissediyorum. Tarih Sayın Dektaş'ı haklı mı çıkardı diye bu son gelinen Kıbrıs konusundaki politikayla ilgili. Kesinlikle haklı çıkardı. Çünkü yani şöyle diyelim, karşımızda bir kere Kıbrıs'ın bir Helen adası ve Helenizmin ayrılmaz bir parçası olduğuna dair değişmeyen bir tutkusu olan bir halkla karşı karşıyayız. Ve yetki paylaşımının yani Kıbrıslı Türklerle 1900 diyelim ki artık en erken dönemine gidecek olursak 68'den başlayarak devam eden müzakere süreçleri içerisinde Rum tarafı her zaman kendine bir üstünlük arayışı içerisinde oldu. Yani Kıbrıs Türklerle eşitlik zemininde bir yetki paylaşımını hiçbir zaman kabul etmedi. Ve her zaman bütün müzakerelerin netice vermemesine amir sebep bu oldu. Dolayısıyla Sayın Denktaş bu tutku karşısında Kıbrıs Türk'ünün varlığını koruyabilmesi için muhakkak ki bir Rum tarafına eşit bir devlet yapısı ve egemenlik zemininde haklarını koruyabileceğine inanan bir noktaya geldi. Hı. Yani şunu anlatayım. Sayın Denktaş küçüklüğünden başlayarak yani annesini kaybettikten sonra anneannesi, babaannesi ve babasının o yaşamış olduğu yani 1924 doğumlu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ve İstiklal Savaşı'nın yaşadığı yıllardan sonra, babasının bunları gördüğü yıllardan sonra devlet olmanın ve ulus olmanın ne anlama geldiğini birebir yaşamış bir kişi. Çocukluğundan başlayarak bunu yaşamış ve babasının mücadelesi içerisinde, babasının Osmanlı'ya olan sadakati, Türklüğe olan sadakati nedeniyle fesini çıkarmaması, yani o dönemler içerisinde. Bütün bu inançlar içerisinde büyümüş bir kişi. Dolayısıyla Türkiye'nin imparatorluktan milli bir devlet olma sürecini bütün derinliğiyle hisseden bir kişi olmuş. Bunun üzerine sağlıklı bir hukuk eğitimi aldıktan sonra da bu Kıbrıs Türk'ünün haklarını hukuki zeminde nasıl savunabileceğine dair donanımını da elde etmiş. Evet. Buna ilaveten lisan üstünlüğü olan bir kişi. Yani hem İngilizce lisanına hem de Rumca lisanına sahip bir donanımı olan bir kişi. Rum tarafının lisan dolayısıyla yapmış olduğu yayınlarda, Rumca yapılan yayınlarda Rum tarafının ne demek istediğini birebir, yani aracısız, tercümansız anlayabilecek noktada olan bir kişi. Yani Rum tarafını çok iyi okuyabilen bir noktada bir kişi. Ve kendini de ifade etmekte son derece güçlü bir yeteneğe sahip olan bir kişi. Bütün bu donanımla birlikte yani karşımıza gerçekten Kıbrıs Türk'ü çok şanslı. Sayın Denktaş gibi bir nimete sahip olmanın ve mücadelesinin kurgusunu, altyapısını, felsefesini oluşturan böyle bir nimete sahip olması son derece büyük bir şans. Hmm. Yani bizim için de çok büyük bir gurur çünkü birebir bu insanla çalışma imkanına da sahip olduk. Yani yalnız ben değil, benim gibi birçok kişi. Dolayısıyla yani şunu söyleyebilirim ben, her Kıbrıslı Türk'ün içerisinde hangi şeyden olursa olsun, yani hangi partiye, hangi inanca sahip olursa olsun,
Bir Sayın Denktaş var. Temelinde bir Sayın Denktaş var. Çünkü bu duyguyu, bu Kıbrıs Türkünün varlığını ve mücadelesinin köklerini ekmiş hepimizin kafasına. Bu tabii ki sadece onun değil. Söylediğim gibi Doktor Küçüğü de anmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onların ikisi birbirinin tamamlayıcısı. Yani birisi başlattı, birisi devam ettirdi. İkisi ayrılmaz bir parça benim kendi kafamda. Dolayısıyla yani bugün onu gerçekten büyük rahmetle anıyoruz. Bize bırakmış olduğu mirası gözümüz gibi korumamız, bunun bu mirasın üzerine inşa edilmiş olduğu sağlam temeli çok iyi anlamamız lazım. Neye dayanarak bunlar yapıldı? Sayın Denktaş bir yani kendini göstermek veya kendine pay çıkarmak için mücadele yapmadı. Bu çok önemlidir. Kıbrıs Türkü için mücadele verdi. Kendi için değil. Yani ben çok acı bir şey yaşadım. Sayın Denktaş emekli olduğu gün, ya daha doğrusu ayrıldığı gün Cumhurbaşkanlığından, yapmış olduğu hizmetlere karşılık bir çek aldı. Yani tabii. Devlet hizmeti neticesinde bir emeklilik ikramiyesi diyelim ona aldı. Hiç unutmuyorum. Beni o gün çağırdı ve aldı çeki. Bana imzalıyorum bunu dedi. Git dedi bankada borçlarımı kapat. Ve bankadaki borçlarını kapatmaya yetmedi. Yani kendinin ve evlatlarının. Yani böyle bir yani benim gördüğüm en acı noktalardan bir tanesiydi. Şimdi bu konuda son kısa bir şey daha sorup biraz güncel diplomasiye geçeceğim ama çünkü yürüttüğünüz görev şu anda hassas bir görev. Yani halen devletin bir makamında önemli bir göreviniz var. Yani zaman zaman bu eski yeni kıyaslaması yaptığınızda ya da geçmişten bugüne yaptığınızda devletin, Cumhurbaşkanlığı'nı demiyorum, devletin bütününün Sayın Denktaş'la ilgili bir eksiği, ona verilen değerler gibi bir noksanlık hisseder misiniz Ergün Bey siz böyle? Kesinlikle hissederim. Kesinlikle hissederim. Çünkü yalnız bunun bir doğal bir şey olduğunu da söylemem lazım. Buyurun. Yani bu farkı hissediyorum ama bu doğal bir şey. Yani. Şöyle, ben yani günlük hayatımda da bununla karşılaşıyorum. Ve herkesin hayatında da aynı şeyi görüyorum. Kurucular misyon insanıdır. Yani bir devletin kurucuları bir toplumun mücadelesinin başlangıcını yapan insanların, evet, öncelikleri ve o konuya ne diyelim sahiplenmeleri, ona yükledikleri anlam çok farklıdır. Daha sonra gelen nesiller biraz daha rahat hareket etmeye başlıyor. Öncelikleri değişiyor. Onların sadece bir misyonu var. O misyonu gerçekleştirmek için çalışmışlar. Ondan sonra şartlar değişiyor. Yani bir nevi belli bir miras kalıyor size. Evet. O mirasın değerlendirilmesiyle ilgili olarak farklı bir takım öncelikler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla yani ben bunu görüyorum yani bugün. Esasında bu tabii ki ne kadar doğru diye bana sorarsanız, yani bu farklılaşma bana göre doğru değil. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi devam ediyor, bitmedi. Kıbrıs Türk'ü bugün 1963'te neyle karşı karşıya kalmışsa bugün de aynı tehditlerle karşı karşıya. Yani uluslararası 186 sayılı Güvenlik Konseyi kararını değiştirmedi. Haksızca alınan 186 sayılı Güvenlik Konseyi kararı işgal edilmiş ve anayasası gayrimeşru bir şekilde, gayri hukuki bir şekilde değiştirilmiş ve işgal altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti'ni meşrulaştırdığı 186 sayılı kararla. Ve bu Rum tarafına çok ciddi bir avantaj sağladı. Ve bu avantajın sağlamış olduğu bu avantajın bugün olumsuzlukları içerisinde bizim mücadelemiz devam ediyor. Ve bu halen değişmiş değil. Yani 186 sayılı karar bugün geçerliliğini koruyor. 186 sayılı karar geçerliliğini koruduğu müddetçe de ve bu dolaylı olarak dahi olsa değiştirilmediği müddetçe de
Kıbrıs'ta iki taraf arasında bir denkliğin sağlanması çok zor. Bunun mücadelesini veriyoruz. Yani bugün Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü demesinin sebebi 186 sayılı kararın oluşturmuş olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için atılmış bir adımdır. Eşitliğin gereğini yerine getirmek için atılmış bir adımdır. Karşımızda bir Rum devleti var. Tek bir Rum devletinin meşruiyetine dayalı bir çözüm olması Kıbrıs'ta mümkün değil. Bu coğrafyanın kaldırabileceği bir mesele değil. Yani Türkiye'nin kabul edilebileceği bir mesele de değil. Kıbrıs Türk'ünü de Rum devletinin meşruiyetine tabi bir noktaya getirecek bir süreç doğurur. Dolayısıyla egemen eşitlik ve KKTC'nin Rum devletinin meşruiyetinin eşit seviyede olmasını sağlaması son derece önemlidir ki biz iki egemen taraf olarak bir ilişki içerisine girebilelim. Bunun derinliğini konuşuruz. Bunun genişliğini konuşuruz. Bunu nasıl yapacağımızı konuşuruz. Ama Kıbrıs'ta iki tarafın bir işbirliği ilişkisi içine girecekse eşitliğin tam manasıyla lafta değil, uygulamada ve pratikte gereklerini gözetmek mecburiyeti var. Karşımızda bir devlet var. Biz statüsüz olarak o devletle bir ilişkiye giremeyiz. Dolayısıyla yani bugün vermekte olduğumuz mücadele 63'teki mücadelenin başka bir şeklidir. Ama temelde aynıdır. Kesinlikle. Dolayısıyla bunun bilinci içerisinde hareket etmek mecburiyetindeyiz. O sorumluluklarla devam etmek mecburiyetindeyiz. Bu bütün siyasi partiler için geçerlidir. Yani benim size söylediğim tabii ki bir partisel siyasi duruş değildir. Bu objektif, bilimsel, Kıbrıs'ta bir uzlaşının şartlarının oluşabilmesi için, yani barış diyoruz ya, barış belli şartlarda gerçekleşebilir Kıbrıs'ta. Bu şartların temelinde de iki tarafın denkliği yatır. Bu denklik olmadan Kıbrıs'ta barış olamaz. Ve bizim mücadelemiz şu anda bu denkliği sağlamaya yöneliktir. Ve bu meşrudur. Dolayısıyla yani şunu söyleyebilirim. Sayın Denktaş'ın başlatmış olduğu mücadelenin bugünkü koşullara uygun bir şekilde devam etmek mecburiyeti vardır Kıbrıslı Türkler için. Ve bütün siyasi partiler bunun sorumluluğu içerisinde hareket etmek mecburiyetindedir. Yani yayın tam kafamdaki mecrada gidiyor efendim. Yani tam o noktaya geliyordum. Şimdi özellikle siz bu son dönemde Cenevre'de yapılan yani Kıbrıs Türk tarafının yeni açılımının önemli mimarlarından bilirsiniz. Bunu biliyoruz zaten. bu noktada eşit egemen talep, ortaklık Kıbrıs Türkleri diplomasinin dışına itiyor. Kıbrıs Türklere açılan... Bu doğru değil. Yani bunu sorgulamak isterim birazcık. Bu doğru değil. İşte uzaklaştırıyor bizi dünyadan. Hayır. Gibi noktadan. Kıbrıs Türk'ünün bu talebinin nasıl karşılanabileceğine dair şu anda araştırma var. Her tarafta. Bu önemli bir bilgi ama. Tabii ki. Şu anda Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere Kıbrıs'ta Genel Sekreter'in yapmış olduğu açıklama içerisinde dikkatinizi çekerim. İki tane temel unsura değindi Genel Sekreter. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum tarafı üzerindeki silah ambargosunu kaldırmasının doğurmuş olduğu sonuçlara değindi. Kıbrıs Türk tarafının buna karşı gerektiği adımları atacağını dair tırnak içinde söylüyorum. Bir uyarısı var Genel Sekreter'e. Bunu doğru okumak lazım. Bu uyarı her tarafa gönderilen bir uyarıdır. İki tane temel unsura değiniyor Genel Sekreter yazmış olduğu raporda. Evet, bir tanesi budur. İkincisi de Kıbrıs Türk tarafının Birleşmiş Milletler'in barış gücünün Kuzey Kıbrıs'taki operasyonlarıyla ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınması ve barış gücünün Kuzey Kıbrıs'taki operasyonlarının hangi kurallara göre yürütüleceğine dair bir modalite anlaşmasının yapılması isteğinin yapıldığını söylüyor Genel Sekreter. Evet. Bunların ikisi son derece önemli hususlar. Bunları gündeme getirmiş olması son derece önemli hususlar. Üçüncü husus, İki taraf arasında şu anda bir müzakerenin başlaması için ortak zemin yok diyor Genel Sekreter. Ve bu ortak zeminin ne olabileceğine dair de bir çalışma yapılması ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu şu demektir.
Kıbrıs'ta Türklerle Kıbrıs'ı Rumlar arasında ortak bir zemin yoksa bu ortak zemin ne olabilir? Sorusudur. Kıbrıs Türk tarafının bir talebi var. Talebi nedir? Eşitliğin gereğini yerine getirin. Talebi Kıbrıs Türk'ünün bu çok çok rasyonel bir talep. Eşittir diyorsunuz bana ama ben eşitliği pratikte görmüyorum diyor Kıbrıs Türk tarafı. Benim eşitliğimi gözetin diyor. Eşitlik diyor eşit statü demektir. Benim statümü benim statüme saygı duyun diyor. Dolayısıyla şu anda Kıbrıs Türk tarafının almış olduğu bu pozisyon karşısında önümüzdeki dönemde bir müzakerenin nasıl başlayabileceğine ve Kıbrıs Türk tarafının bunun için nasıl tatmin edilebileceğine dair doğal bir süreç yaşanıyor. Bu son derece olumlu bir gelişmedir. Bunun bilinci içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Talebi var Kıbrıs Türk'ünün. Ve bu talebin karşılanması lazım. Nasıl karşılanacağına dair şu anda bir süreç devam ediyor. Bu talebin reddedildiğiyle ilgili bir algı yaratılmaya çalışıyor zaman zaman. Yani bu talep de siz diyorsunuz ki hayır tam tersine BM bu konuda bir araştırma yapıyor. Bir nabız yokluyor. Şimdi bakınız lafları çok iyi okumak lazım. Kıbrıs'ta iki devletin tanınması mümkün değildir diyor. Kıbrıs Türk'ünün talebi nedir? Kıbrıs Türk'ünün talebi Cenevre'de, biraz önce Cenevre'de bahsettiniz. Evet. Ortaya koymuş olduğu belgedeki talebi Kıbrıs Türk'ünün meşru ve mukteseb eşitliği gereği Rum tarafının sahip olduğu statüye sahip olma, yani eşit uluslararası statü ve Rum tarafı ben egemenim diyor. Hidrokarbon konusunda ben mesela diyor egemen tarafım ben karar veririm diyor. Size de diyor payınızı veririm. Evet. Zamanı geldiğinde bu bir egemenlik iddiası. Ve Kıbrıs Türk tarafı diyor ki Rum tarafı eşitlik gereği ne kadar egemense ben de o kadar egemenim. Dolayısıyla diyor ki egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde Kıbrıs Rum tarafıyla ben kurumsal bir işbirliği kurmak maksadıyla müzakere masasına oturmaya hazırım diyor. Bu farklı bir şey. Evet. Bu çerçeveyi not edelim. Çünkü bu önemli bir çerçeve. İkisi arasında fark var. Rum tarafının yahut uluslararası camianın Kıbrıs'ta iki devletin tanınması mümkün değildir sözüyle Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz zemininde Rum tarafıyla bir müzakere masasında oturmaya ve iki taraf arasında kurumsal işbirliğini genişliği ve derinliği dahil olmak üzere müzakere etmeye hazırım sözü farklı. Şimdi efendim tabii bu da iki şu anda mevcut iki devlet arasında kurulacak bir iş ilişkiyle mümkün olabilir. Onu da ilave etmemde yarar var. Ama bu diplomatik açıdan bu henüz bu nasıl pişecek efendim? Nasıl gerçekleşecek? Bunu da sormak. Yani şunu şöyle diyeyim sana. Yani bunun farklı formülleri olabilir. Yani mesela atıyorum. Yani şu anda o modeli bugüne taşımak için söylemiyorum. Anladım, tamam. Ama 2004 yılında Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu çözüm modelinde iki tarafın eşit meşruiyeti zemininde taraflardan herhangi birinin meşruiyetine dayalı olmayan ve iki tarafın yapmış olduğu uluslararası anlaşmalarda dahil olmak üzere bunların geçerliliğini kabul eden bir model gerçekleştirilmişti. Bu ne demektir? Bu ne demektir? İki tarafın eşit meşruiyetine dayalı her iki tarafında devamlılığını yansıtacak. Bu ne demektir bunlar? Bu bir model. Halihazırda raporlara geçmiş bir model diyorsun. Evet. Yani Birleşmiş Milletler'in kendini ileri götürmüş olduğu bir model. Çünkü bunun dışında bir şeyin olması mümkün değil. Bakınız yani şöyle anlatayım size pratik, yönetsel anlamda pratikten bahsediyorum. Lütfen. 1963 yılından beri Kıbrıs'ta istesek de istemesek de iki yönetim ve iki devlet ortaya çıktı. Evet. Bunlar artık iki toplum değil. Bu toplumlar kurumsallaştı. Kendi
yönetim, yargı ve yasama organlarını oluşturdu. Ayrı ayrı oluşturdu. Ve bunlarla ilgili olarak bir takım icraatları var. Bir takım uygulamalar yapmışlar. Hı. Mahkemeler karar vermiş, meclisler karar almış. Hayat buna göre düzenlenmiş. 1963'ten beri. Bunu sizin geri çevirmeniz mümkün mü? Yani 1900 atıyorum hani 70 yılında veya 75 yılında veya 80 yılında KKTC'nin almış olduğu bir kararı, mahkeme kararını veya hükümetin almış olduğu bir kararı geri çevirmeniz mümkün mü? Değil. Dolayısıyla geçmiş icraatlarıyla her iki tarafın da devamlılığının olacağı bir çözüm modeli şart. Bu ne demektir? İki devletin icraatlarıyla varlığının kabul edilmesi demektir. Bu bir realite. Yani bunu değiştirmeniz mümkün değil. Yani Kıbrıs Türk'ünün ortaya koymuş olduğu model, ne diyeyim size, yani olabilecek en pratik yöntem. İnkar edemezsiniz. Yani KKTC'yi inkar etmeniz mümkün değil. Bizim de tabii ki şeyi, Rum devletini inkar etmemiz mümkün değil. Her ikisi de bir takım şeyler yapmış. Bunları silemeyeceğimize göre bunları kabul ederek önümüze bakmamız lazım. Kabul edeceğiz ve diyeceğiz ki bundan sonra yalnız böyle yapacağız. Birlikte yapacağız veya ortak karar vereceğiz veya işbirliği yapacağız. Neyse artık o modeli konuşmamız lazım. Şimdi diplomatlara falcılık yaptırılmaz. Yani kısa dönemde ne olacak efendim, ne bitecek diye bir daha bir soru çok mantıklı görünmüyor şu an için. Ama ben şunu sormak isterim. Güney Kıbrıs'taki seçimler, Türkiye'deki seçimler ve bunların sonrasında da Kıbrıs konusunda... Ve Yunanistan'daki seçimler. İyi hatırlattınız, ben onu unuttum. Bu yani bu, çünkü Kıbrıs sorunu artık iki tarafın değil, çok uluslu bir, çok taraflı bir sorun. Bu dinamikler Kıbrıs'ta yakın geleceğe ilişkin size nasıl bir ışık tutar efendim? Bunu sormak isterim. Yani Doğu Akdeniz'deki yani doğal gaz paylaşımı üzerindeki denklem, nasıl bir denklem bizi yakın dönemde bekler? Ukrayna Savaşı neticesinde bu bölgeyle ilgili olarak ve Avrupa'nın kendi geleceğiyle ilgili olarak çok ciddi değişim yaşandı. Avrupa ekonomik olarak, askeri olarak kendini karşı karşıya olduğu tehditlere karşı savunabilmek için Türkiye'ye olan ihtiyacı artmış durumdadır. Ve Türkiye'nin meşru çıkarlarını göz ardı ederek kendi savunmasını, NATO ittifakı da dahil olmak üzere ve Türkiye'nin başka taraflarda bir arayış içerisine girmesini önümüzdeki dönemde daha ağırlıklı olarak önlemek için veya bu ihtiyacı karşılamak için yeni politikalar geliştirmek mecburiyetinde kalacak. Önemli. Kıbrıs'ta önümüzdeki dönemdeki şartlar, konjektür Kıbrıs Türk'ünün lehine gelişiyor. Doğu Akdeniz'deki petrokarbon kaynakları çok büyük bir boyutta olmamakla birlikte Batı'nın, Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamayla çoklu tedarik kaynaklarına gitme arayışı içerisinde bu kaynaklardan yararlanmak için Kıbrıs ve çevresindeki bu istikrarsızlığın ortadan kaldırılması ihtiyacı artıyor. Bunun için Türk tarafının önermiş olduğu öneriler var. Hidrokarbon konusunda Kıbrıs Türk tarafının yapmış olduğu 6 işbirliği önerisi masadadır. Ve bu iki tarafın denkliği üzerine kurulmuştur. Mal sahipliği üzerine kurgulanmıştır. Bunu çok uzun, daha çok uzun bir süre göz ardı etmek mümkün değil. İkincisi, NATO ittifakı içerisindeki ihtilafın özellikle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ve Türkiye
Avrupa Birliği ilişkilerinin önümüzdeki dönemde düzeltilmesi ve Batı'nın kendi içindeki problemleri çözüp daha güçlü bir hem savunma hem ekonomik güce sahip olabilmesi için Türkiye'siz bunu yapması mümkün değil. Yani Avrupa'nın Türkiye'siz kendini savunması mümkün değil. Bu ortaya. Dolayısıyla bu konjektür içerisinde önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye'nin meşru hakları zemininde ve iki tarafın çıkarlarını da gözetecek ama denkliği koruyacak bir zeminde politika izlemesi halinde size bahsetmiş olduğum biraz önceki Kıbrıs'ta taraflardan herhangi birinin üstünlük sağlamayacağı koşullarda bir anlaşma yapılmasının, bir uzlaşıya varılmasının şartları daha belirgin hale gelecek. Bunu söyleyebilirim. Yani bahsetmiş olduğunuz global ve bölgesel konjektür, Avrupa'nın içinde bulunduğu konjektür çerçevesinde özellikle size bahsettiğim Ukrayna Savaşı'ndan sonra ve özellikle Çin'in yükselişi, İran'ın tutumu, duruşu, İsrail'in şu anda bulunduğu konum, Fransa'nın Avrupa'nın savunmasını mümkün mertebe Amerika Birleşik Devletleri'nden daha da bağımsız hale getirecek bir araç içerisinde olmaz. Bahsettiğin gibi Türkiye ile bunun yapılamayacağı noktasına bizi götürecek. Bu da bizim için son derece önemli bir gelişme olacak. Yani önümüzde bunu görüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir tespit. Çok sağ olun. Çok değerli. Yani yayınımın içerisinde sizlerden somut, yakın geleceğe ilişkin somut değerlendirmek, duymak bir gazeteci için çok önemli unsurlardır diye düşünüyorum. Buyurun, bir şey eklemek istersiniz. Hayır. Buyurun. Aslında sizinle konuşacak çok konu var. Yani mesela Maraş konusunda konuşmak isterim. Eğer ara bölgedeki durumlarla ilgili ve dün saha açılışıyla ilgili diplomatik açıdan bu konuda çok önemli bir göreviniz var. Onu biliyoruz yani. Ama tabii yani sorabildiklerimizi sormaya çalışacağız. Ben BM Güvenlik Konseyi raporuyla ilgili, Guterres'in raporunu, ama siz önemli ipuçları verdiğiniz içerisinde. Yani onlardan not aldık. Böylesi önemli, değerli bir günde hem Sayın Denktaş'ı hem onun kurduğu politikanın üzerine inşa edilebilecek süreçleri sizden dinlemek mutlu olduk. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yani şunu söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde Rum tarafındaki seçim sonuçlarına bağlı olarak Şubat'ta yapılacak. Yani çok az bir zaman kaldı. Evet. Yapılacak şeyden sonraki dönem içerisinde Kıbrıs Türk tarafı yeni bir değerlendirme yapacak. Çıkacak sonuca bağlı olarak ve Rum tarafının o dönem, yani yeni liderinin izleyeceği politikaya bağlı olarak. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk tarafı, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bahsediyorum, Ersin Tatar'dan bahsediyorum. Rum tarafıyla olan ilişkilerimizin pratik anlamda, yani insanların günlük hayatlarına dokunan taraflarıyla ve iki tarafın acil ele alınması gerektiren konuların çözülmesiyle ilgili olarak bize vermiş olduğu talimat, bu konularda ileri adım atalım doğrultusundadır. Yani ne var mesela? Düzensiz göç konusu var, güneş enerjisi konusu var, yani fosil yakıtlardan yeşil enerjiye geçişle ilgili olarak bir dönüşüm yaşamamız lazım. Bu konularda mayınlardan temizlenme konusu var, işte enterkonekte konusu var, elektrik enterkonekte konusu var. Bunlar çok güncel konular. Yani siyasi bir hayata ihtilaf, dokunan siyasi bir ihtilaf olabilir. Ancak bu konuların da çözümsüz kalmaması gereken meseleler. Dolayısıyla bir tarafa siyasi ihtilafı park edip bu konularda neler yapılabileceğinin ele alınmasını gerektiren konular. Dolayısıyla Rum tarafındaki seçim sonrasında Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafından buna karşılık görmesi halinde bir atağa kalkmasını bekleyin. Önemli. Yani büyük olasılıkla Hristodulis'in kazanması halinde Kıbrıs'ta yakın gelecekte yani Hristodulis'in görüşleri az çok biliniyor. Yani o Kıbrıs Cumhuriyeti tamamen Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bağlı bir model ve
Kıbrıs Türkleri biraz daha aslında yani Anastasiyes'in çok daha katı bir tutumu olan bir kiliseye daha çok bağlı, Rum devlet yapısına daha çok bağlı. Dolayısıyla yani artık Kıbrıs'ta belki de onun seçilmesiyle yeni şeylerin konuşma dönemi başlayacak gibi görünüyor. Bilmem katılır mısınız? Yani Kıbrıs Türk tarafı yeni seçilecek olan Rum lideri test edecek. Nereye kadar gidebileceğine dair. Yani bu tabii ki bir taraftan siyasi süreçle ilgili olarak test edilecek. Ama mutlaka. Bir taraftan da pratik konularla ilgili olarak, size bahsetmiş olduğum anladım konularla efendim. İlgili olarak da test edecek. Eğer Rum tarafı bu konuda hazırsa, Kıbrıs Türk tarafı kesinlikle Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin günlük hayatlarına dokunacak o adımların atılmasıyla ilgili olarak son derece kararlı bir politika izleyeceğini şimdiden söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir kez daha Sayın Kurucu Başkanımıza rahmet diliyoruz. Sizlere de hizmetleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok değerli çok bir yayın benim için paylaşmak isterim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hürmetle anıyoruz efendim. Aynen efendim. Çok teşekkürler. Şimdi değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Sayın Ergin Olgun'la benim için çok anlamlı bir programa imza attık. Kendisine samimi görüşleri için çok teşekkür ederim. Çünkü şu anda benim forumda ama Ergün Bey'in de forumda izlediğiniz Kurucu Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının gölgesinde onun başlatmış olduğu bir Kıbrıs'ta yani elbette Doktor Küçük'ü atlamayalım. Ancak mevcut durumda yani hem onu anıyoruz hem onların kurmuş olduğu platform üzerinde Kıbrıs konusunun gelinen aşamasını geçmişten günümüze güzel bir zaman çizelgesi içerisinde değerlendiği Ergün Bey. Çok sağ olun, kendisine çok teşekkür ederiz. Kendisini yeniden önümüzdeki süreçte kendisine de uyarsa burada ağırlamak isteriz. Bu konuları biraz uzak kaldık gibi görülse de aslında çok da kalmadık. Ancak perde gerisine tabii kamu yayıncılığı açısından sorabileceklerimiz var. Soramayacağımız ya da burada konuşmamız gereken unsurlar var. Hassas bir süreç. Kendisine teşekkür ederiz. Yeniden burada görmek isteriz. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Paratisi yeniden görüşelim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.